Sideshop'un 30. bölümünden herkese merhabalar. Ben Öner, yanımda Gökhan var. Gökhan hoş geldin. Hoş bulduk Öner, merhaba. İşte bir ufak bir ara vermiştik. Hem ben bir ufak bir kaçamak yaptım. Hem sen işlerini halletmeye çalışıyorsun bu arada. Her ne kadar bitmemiş olsa da. Ama biten bir şey var. O da Riot Masters grup aşaması. E, zaten onu bekliyorduk. Bir grup aşaması bitsin, neler olacak bir görelim. E, yani çok da Ekstra şaşırtıcı sonuçlar yok. Ama gruplardan bir kısaca başlayalım. Yani A grubu zaten bizim biraz daha ölüm grubu olarak gördüğümüz Falcon Spirit, işte Gaming, OG bunlar baya bir araya geldi. Aurora bir şeyler yapabilecek potansiyeldeydi. LGD Play'inde son gün inanılmaz performanslar sergileyerek buraya geldi. Heroic ve Blacklist yani onlar da play'inde fırtına gibi estiler. Yani bu grubun çok karışacağına emindik yani. Çok karışacağı belliydi. Zaten çok yakın gittiler. Yani birinci 9-5 sonuncu 5-9 yani arada bir uçurum yok. Ama B grubu öyle değil yani. B grubunda grup lideri 11'e 3 sonuncu da 2'ye 12 yani orada ciddi bir fark var ama A grubu yani neredeyse son güne kadar e, çıkan takım belli olmadı. Yani öyle bir e, şey gördük. da mesela bir maç fazlayla e, grup liderliğini aldı. İkinci, üçüncü, dördüncüler 8-6 ile arkasına sıralandı Falcons'ın. Şimdi Heroic'le Blacklist elendi e, A grubunda. Yani şimdi Blacklist beni şaşırtmıyor. Yani elenmesi tamam play'inden çok güçlü bir yerler ama yani bu grupta pek çoğuna e, kafa tutamayacağı kesindi. E, şeyi Blacklist'in maçları yani aslında sadece iki tane mağlubiyeti var. Biri Falcons biri Gaming. Yani iki tane 2-0 iki Sen gıkını çıkaramayacağın takım. Yani biri geçen seneyi süpüren takım biri de bu seneyi süpüren takım. Onun dışında kimseyi yenememeleri sıkıntı. İşte OG ile 1-1, bir bir, Spirit ile 1-1, bir bir, Heroic ile 1-1, bir bir, Aurora ile 1-1, LGD ile 1-1. Yani e, bunlardan birini çevirebilse yani bir 2-0 alabilse Blacklist muhtemelen e, LGD'nin yerine e, orada kalacaktı. Yani Blacklist de grupta 2-0 alamayan iki takımdan biri. Diğeri de LGD ama LGD de yani maçlardan sadece bir tanesini 2-0 kaybetti. Geri kalan herkesle berabere kaldı. Ya yani onları da o kurtardı. İşte o yüzden Blacklist'in de e, iki mağlubiyeti onları yaktı ve hiç galibiyet alamamaları. Bana çok şaşırtıcı gelmedi ama gene de ben ellerinden gelince direndiklerim 5 beraberlik de şu grupta şu ölüm grubunda hiç fena değil. Yani temelde baktığın zaman OG ile Spirit ile Aurora ile falan bir bir beraber kalmaları bence başarı. Açıkçası çünkü Aurora'ya karşı elemelerde falan hiç şansı tutmayan bir takım. Bir de TIA'ya da kalamadılar. Yani TIA elemelerinde de geçemediler. Bunları düşünürsek Bence yine Breaklist iyi direndi diyebilirim. Ama aynısını Heroic için söyleyemiyorum. Yani Heroic bana beni hayal kırıklığına uğrattı. Ee, özellikle bazı serilerde. Orada da ya onlar da mesela Falcons'a 2-0 yenildi ama hem Aurora'ya e, hem de OG'ye 2-0 yenildiler. Hani OG'yi de bir nebze anlayayım diyorum. Ama OG'nin de kazandığı tek seri Heroic. Yani bir galibiyet altı beraberlik. Heroic kendi kendine yaktı diyebiliriz. Bir de Aurora'yı 2-0 kaybetmeleri onların işini bitirdi. Yani OG ve Aurora'ya tek galibiyetlerini Heroic verdi ve kendi iplerini çekti. Ee, LGD de zaten bu iki takımın iplerini çekmesiyle bir anda hayatta kaldı. Onlar da sadece Falcons'a yenildi. Bu arada şey istatistiği çok ilginç. Falcons birinci bitirdi ama e, ikinci, üçüncü, dördüncüye karşı galibiyeti yok yani game'in 2-0 kaybettiler, spirit 2-0 kaybettiler. OG ile de 1-1 bir bir berabere kaldılar. Onun dışında kalan her takımı yendiler. Heroic, Blacklist, Aurora, LGD. bunları e, 4'er sıfırla geçtiler. Ee, Aurora ve LGD'nin de tek mağlubiyeti bunlardan. Ya yani ben işte best of 2'ları bu yüzden sevmiyorum. Abi seri kazanan herkes berabere kalıyor deli gibi yani. Hani adam bir beraberlikle üste çıkıyor. Ömrü bir beraberlik azaldı diye aşağıda kalıyor. Burada da Aurora ve LG gene kendini lower bracket'ta tuttular. Heroic ve Blacklist'in üstünde kaldılar. Sanal grubunu nasıl değerlendiriyorsun? Seni hayal kırıklığına uğratan bir takım var mı? Abi genel olarak yani şimdi ana grup var. Yani play'in olmayan gruplar. Bence sonuçlar inanılmaz ahenkli, inanılmaz düzenli. Yani biz takviye biraz play'inde geldik. Hani Beklenenler çok olmadı playinde. Yani Black Blacklist abi grup playinden 7 çıkıyorsun. Arkanda gaz var falan. Grup stage'de dibi boyluyorsun. Yani ona biraz şaşırdım. Tek şaşırdım oldu açıkçası. Ya Heroic'te de şimdi yani tam Heroic'le Blacklist aynı şekilde çıktı. Yani ikisi de playinde top 2 olup çıktılar. Aynı gruba geldiler ama şimdi bakıyorsun şimdi Heroic'in şeyi var. Hani biraz daha büyüklerle kapışmaya gelince dağıldığını daha önceki turnuvalarda gördük. Ama şimdi yani Blacklist'i ben direkt altıncılığa yazıyordum yani playing grubunda. Ya da 5-6 bir şekilde yani anca zor çıkar falan diye bahsediyordum. Bir anda 7 düşük performans gelince insan bir acaba dedi. Yani ben dedim en azından. Hmm. Yani şimdi Blacklist bu gruba girdiğinde ben kesinlikle 8. olmalarını beklemiyordum. Ama yani şimdi onun dışında da grup inanılmaz düzenli bir son yani grup A ölüm grubuydu hani nasıl biterdi bitebilirdi ancak bu şekilde bitebilirdi hani ilk, ilk günün sonunda bir panik oldu yani Team Falcon bir anda tak en aşağıya oturdu 0-2 0-2 o an dedik ne oluyor patlayacaklar mı falan filan ama onun dışında çok düzenliydi yani grup B'ye bakıyorsun yine şaşırtan yok bu PSG quest'in halen kalmış olmasına bir tık şaşkınım Onları Dabu, da çünkü... grup, grup B'ye geleceğiz. Sen şunu bir grup A'yı dümdüz et. Sonra grup B'ye geçeceğiz. <laughs> Onları abi da konuşacağız. Grup, A A'da yani LG, abi LGD'yi ben çözemiyorum ya. Yani evet. bir bakıyorsun ha şey de kötü değil yani. Ee, yani bu seneki şeylerine baktığımız zaman genel performansına baktığımız zaman korkunçlar Arda yani hani. Hani sonuçları yok ama Hani bana da şey gibi geliyor yani. Bu kadro kadroyla bu olur. Bu kadrodan bu gelir yani. Şey şaşırtmıyor yani insanı genel manada. Hani şeye bakıyorsun ya tamam takımda öyle bir hava var ki yani. Şimdi bize LGD'nin adı da var tabii burada. Yani şimdi mesela LGD bu takımdan top, LGD bu gruptan top 4 çıksa neden de demez. 7-8'den gitse yine neden de demezsin. Abi şimdi geldiler herkese beraber kaldılar. Yani bu şu şunu demek hani biz oturup çalışsak herkesi yeneriz manasında geliyor mu? Yine bilirler mi? Ya bu Best of 2'ler bilmiyorum ya. Ya bu Best of 2'de benim bir şeyim var ya. Yani. Benim çok, benim çok kafam zaten. karışıyor aynen yani. Hiçbir şey anlamıyorsun. Yani bu şey gibi ya. Futboldaki beraberliğe puan verilmesi muhabbeti bize de yani Best of 2'ler kaldırılsın mı acaba? Çünkü yani bir şey ifade etmiyor abi. iki takım yenişemedikten sonra bir şey anlayamıyorum ben. Yani şimdi LGD burada Abi de berabere kalmış. Spirit'le de berabere kalmış. Yani şimdi Ve bunlar bu... sondan bir önceki gün yani Falcons'a yeniliyorlar. Sonra Spirit beraberliği, onun üstüne Gaming beraberliği falan yani. Bir de OG son gün. Aç yani işte burada öyle bir tablo oluşuyor ki upper bracket'tan kim düşünce bunlara gelecek? Şey Spiritli Liquid maçının yenileni LCD ile karşılaşacak galiba. Mesela LCD buradan gelip çiçi yiyebilir mi? Hani çok zor. Cevap hayır. Ama belki de olabilir. Yani çok dengesiz bir oyun var genel olarak. Ama ya yani ben genel olarak şeye baktığımız zaman Top 4'ten çok memnunum abi. O, oraya bir Aurora LCD falan girse ben üzülürdüm. Çünkü ya gerçi belki OG'nin yerine olabilirdi ama onun dışında bu yani bu 4 takımın bence upper bracket'ta başlaması gerekiyordu. Yani B'den çıkan ben upper tamam OG'nin falan, falan gelmesi beni şahsen mutlu etti ama mesela upper bracket'taki OG'ye eşleşmesi beni mutlu etmedi. Yani o biraz tunduraya kek tur olacakmış gibi geliyor bana. Bu tunduranın da zaten bu kadar iyi götürmesi benim genel olarak hoşuma gitmiyor. B grubuna geçmek gerekirse yavaştan. Şey bir de e, mesela gruplarda genel olarak baktığın zaman şey e, Batı Avrupa bir tane fire verdi. O da en tecrübesiz takım mauz yani hani buraya gelmesini dahi düşünmüyorduk e, secret falan sırasını salınca bir anda e, mausu gördük burada onlar da şey yapamadı yani hani play'inde evet bir şeyler gösterdi ama buranın onlar için son durak olduğunu biliyor gibilerdi yani o e, tecrübe eksikliğinin sıkıntısını çok yaşadılar e, ama onun dışında yani gaming, og Liquid, Tundra bunların hepsi ilk dörtte bitirdi bu gruplarını. ya yani Batı Avrupa gene gümbür gümbür gözüküyor. Şu an için. E, Mena'nın zaten bayrağını sadece Falcons taşıyor. Başka şey yok yani. E, hani PSG Quest ama PSG Quest muhtemelen lower'da karşısına gelene elenecek yani bir x8 ihtimali çok zayıf gözüküyor. Yani grup aşamasında da çok ekstra bir şey göstermediler. Şimdi gelelim grup B'ye. E, A'yı bitirdik. Yani burada ben şunu söyleyebilirim. Beni biraz OG şaşırttı. Ben OG apırda beklemiyordum. Yalan yok. Genelde Aurora bu tip kısımları çok iyi oynardı. Ben Aurora ile OG'nin muhtemelen yer değiştiğini, değişeceğini düşünüyordum. E, Hero'yu de LGD yerine bir 6. bekliyordum. Blacklist'te de LGD'ye denir diye tahmin ediyordum ama LGD bizi şaşırtmaya devam etti. Yani yalan yok. Belki lower'da elenecekler ama buraya gelmeleri bile bence büyük bir olay. Çünkü çok başarısız bir sezon. Hatta bir ara takımı dağıtmayı falan düşündüler. E, o raddeden buraya gelmeleri gene onlar için başarı. E, B grubunda da Tundra'nın birinciliği beni biraz şaşırttı. Yalan yok. Ama e, ben bunu biraz illüzyon olduğunu düşünüyorum. E, çünkü zaten A grubu çok sertti. Yani çok başa baş, çok Güçlü takımlar denk geldi. E, Tundra'yı burada en çok zorlayacak Entity ve Liquid'ti. E, ben Entity'nin e, Tundra'yı yenilmesinin sebebinin e, şey olduğunu düşünüyorum. Demin de konuşmuştuk. Fishman'ın gidip Class'ı tokatlaması. <laughs> yani orada bence takıma bir konsantrasyon kaybı olmuş gibi hissediyorum ben. Bir de biliyorsun e, hani önceden beri Fishman biraz tilt olduğu zaman e, biraz oyundan kopuyor. E bir de kaptansın sen. Yani kaptan tilt olduğu zaman takımda onunla beraber hani gemiyi kaptanla beraber batırıyorsun. E, şimdi Fishman Nine Clash olayından kısaca bahsedin. Yani ben onu görünce şaşırdım. Şimdi e, görmemiştim. Herhangi bir video da yok zaten. E, millet de Reddit'te sormuş hani videosu var mı falan filan. Bir yandan da kimse şey birçok kişi şey yazmış hani niye bundan bahsedilmedi. Hani Reddit'te ortalık kıyamet kopardı böyle bir şey için falan. E, burada muhabbet şu bir aylar önce bir Tundra Entity maçı sırasında Nine Class bayağı fişmanı darlıyor. Bayağı trash tolkun ötesine varan hani böyle zavallısın işte aptalsın gibi iyice hakarete varan şeylerden sonra e, Fishman diyor ki bir LAN turnuvasında illa seninle karşı karşıya geleceğiz. O zaman bunları yüzüme söyle bir göreyim bakayım. Diye bir şey yapıyor Nine Class'a. Nine Class'ı tabi hiç sallamıyor. Ve e, işin özü şu ki Allah'ın işine bak bir anda Entity ile şey, Tundra aynı gruba denk geliyor ve Fishman Nine Class'ın karşısına dikilip E ne söylüyordum birader şimdi söyle deyip bir tane tokat yapıştırıyor. Ama söylenen yani slap deniyor ama e, böyle şey böyle hani böyle şakayalı da arada böyle biz kendi aramızda ne haber lan falan diye yaptığımız tipte bir e, tokat olduğunu söyleniyor. Hatta şey e, Tundra şikayetçi oluyor. Minecraft ve Tundra. işte diskalifiye edilsin. Atılsın. Falan diye. Ama yasal para cezasına çeviriyor. Yanlış bilmiyorsam 8 bin dolar civarı bir ceza. E, Nine Class'a e toka dedikten sonra aman işte tokat dedim imdat yardım edin tarzı öyle bir saçma sapan e, şeylerde bulunmuş. E Nike class'ı biz zaten e, toksikliğinden biliyoruz. Hatırlarsın işte maçlarda falan sürekli tip atar, bir şeyler yapar, bir şeyler yazar falan. Sürekli böyle bir laftalaşına falan girer. E, bunu zaten en iyi bildiğimiz oyuncular e, işte Amar, işte diğer tarafta gene e, aynı takımdan Malvin. Bu tip şeyler. Seb biraz yaşlandı ama gene yapıyor böyle ufak tefek de olsa. Yani böyle bir karşılıklı tipleşme şey falan olurdu hatta. Bir ara Falcons XG'yi de çıldırtmıştı. Ama bile trash talk falan yapar hale gelmişti. İşte pause yapmalar falan. Ama maç bittiği anda o dostluk havası geri dönerdi. Yani Falcons'la işte XG karşı karşıya gelir. Tokalaşırlardı. Gülüşürlerdi. Herkes yoluna giderdi falan. Nine Class hakkında Amar da şunu diyor. Ya maç içerisinde trash talk tabii ki olabilir. Hatta gerekirse maç içerisinde de böyle hani e, gerilebilirsiniz ama hani bu maç içinde kalır. Hani oyun içindedir. Oyun bittiği zaman biz hepimiz dostuz. Hani o kafada hani oyunu biraz şey yapıyoruz. Hani böyle heyecan yaratıyoruz falan diye. Biraz drama katıyoruz. Ama Nine Class böyle bir rit değil. Hani bizim gibi değil. Onun biraz problemleri var. Hani şey problematic teenager diye bahsetmiş. Nine Class'ı zaten gerçekte de ya publarda da özellikle inanılmaz toksik şeyiyle biliniyor ve pek çok pro oyuncu da Nine Class bayan mute'lu yani hani şey durumda bilmiyorum artık şeyde communication skoru kaç bin, iki bin, üç bin mi artık belki de yazamıyordur şeylerde e, chatlerde ama ben yani şahsen hak ettiğini düşünüyorum bence zaten ESL'in de Entity'ye ve Fishman'a verdiği ceza da bunu gösteriyor gibi yani ESL normalde böyle bir başka bir oyuncuya tokat. Mesela atıyorum muhtemelen e, Fishman gelip Tapsına falan tokat atsa işte ne bileyim daha mazlum işte Whitemon'a gidip tokat atsa muhtemelen çok daha büyük kıyamet kopacaktı. Hani biraz daha böyle iç laftalaşına girmeyen işine bakan bir oyuncuya gidip bunu yapsa. Ama muhtemelen ESL'de nasıl bir tip olduğunu bildiği için belki de olayın iç yüzünü öncesini bildiği için sadece para cezasıyla geçiştirdi. Ama bu tabii Entity'ye şey oldu. Yani seriyi kaybettiler ki Entity'nin tek mağlubiyeti muhtemelen orada alınacak bir, bir birlik, beraberlik e, Entity'yi birinci yapıp OG ile eşleştirecekti ama e, Entity ikinci olup A grubunun üçüncüsü Gaming ile eşleşti. Yani yalan olmasın ben Entity'nin aşırı formda olduğunu düşünüyorum. E, bu arada röportajlarımla denk geldim bilmiyorum ama e, Watson'da e, Fishman bir de kimdi e, Novak üçünün de e, röportaj sırasında işte şeyle e, Purge'le yaptı röportajlarda işte şeyle yaptıkları e, Slacks'le falan yaptıkları röportajlarda hep koçu söylüyorlar. Hani Astini Astini falan diye. Ya diyorlar ki Astini geleli bir ay oldu. Hani bir buçuk ay oldu. Hani bu kadar mı fark etti? Evet diyorlar. Hani bizi inanılmaz yukarı çekti. Zaten görüyorsunuz sonuçlar Hani elemelerde falan inanılmaz oynadık. winde çok iyi oynadık falan diye. Cidden de öyle. Ee, sen ne düşünüyorsun? Ya yani Bu Entity'nin çıkışı gerçekten sadece Astini'ye mi bağlı yoksa oynamaya başladıkça bu takım ciddi bir uyum mu yakaladı ya da hepsi birlikte mi? Ne diyorsun Entity'nin bu çıkışına? Bu Astini şey miydi ya? bu Nouns'ta'yı da geçen sene. Bir de bir şey sezonu vardı hatırlıyor musun? Hokori e, Division 2'ye düştüğü sene TI'de bir lower bracket'tan bir yardırmaya başlamıştı sanki. Olabilir. Hemen ben onu kontrol edeyim. Sen de o... e, yorumlamana geç. Ben orada bakayım sana. Acaba? Ben ona bakacağım Abi... sen. Şey yap. Bu arada yaşı Koş. bile belli değil adam. Ben de ona bak bizi kariyerine <laughs> baktım. Yani bu aslında kimdi nerede ne bir baktım. Bütün kariyer 2016'dan beri koç olarak başlamış. Evet çok ilginç. Yani koç ve kestir yani hani şeyi yok. Bütün kariyer ee, en ben son ama böyle şeyden... koç. Ben bir şeyden. Nouns'tan hatırlıyorum. Bak de varmış. Hocori'de koçluk yapmış. 2021 2022'de. Ben ona bakayım. Ee, bir de Karyan çok ilginç. Yani. O TI'de bir Hokori run olmuştu. Aşağıdan evet. bir bir de Division 2 takımı diye çok dikkat çekmişlerdi. Yani şimdi böyle bir koç etkisini ben en son şeyde hatırlıyorum. Ee, bu OG'nin e, 2018-2019 döneminde roman bir koçu vardı galiba. Evet. Ona çok saygı duyuyorlardı. İşte o geldi o gitti falan filan. Hatta bu sene o yok. Onun arkadaşı geldi bilmem ne vesaire. Abi yani şimdi koç bu koçluk olayı nereden baktığına göre değişiyor. Şimdi mesela bir şimdi mesela eğer bulbayı ortaya atarsan insan şimdi koçlara karşı saygısı azalıyor. Ne koç ya diyorsun. Ama yani şimdi mesela koçluk dünyasında mesela şahit gibi gerçekler de var. Yani şu an yine başında tamam hani şu an Elcid'de bir şey yok ama abi adam inanılmaz bir koç yani yıllardan beri oyuncu kendi çok inanılmaz bir kaptandı. Yani o etki bence doğru olabilir. Çünkü onu şeyden bağdaştırabilirim ben abi. Geçen sene yaklaşık bir 7-8 ay önce bir Sambi ile bir röportaj olmuştu. Hı hı. O dönemde Sambi şeyden bahsediyordu işte tam bizim röportajdan önce bir demeç vermişti. Onu da şey diyordu işte biz, ben Jobs'la çalışmayı çok seviyorum. Hani hı hı. hem o bana çok saygı duyuyor hem ben ona oyuncu olarak saygı duyuyorum. Hani bir koçun en çok ihtiyacı olan şey mesela koç yeni, yeni bir takıma geliyor abi. Şey olması lazım demişti o. Herkesin koçu istemesi lazım. Mesela bu şimdi mind control olayları olmuşlar. Yani. Mind control yok ben koç istemiyorum hı hı. olmaz bilmem ne falan falan derken mesela orası karışmıştı. Sam bir de şunu demişti abi. Hani koç bir takıma getiriliyorsa her oyuncunun onayından geçmeli ve her oyuncu koçla çalışma istemeli. Hani ben mesela içeriden Japs tanıyorum. O da arkadaşlarıyla konuşuyor. Bana haber verdiler. Gelsin dediler. Gel geldim. Hani ortamda çok güzel demişti. <laughs> Şimdi demek ki abi de artık fişmen bile bunu. Başkası mı dedi yani? Biri abi bize koç lazım dedi herhalde ve takım koçu ne kadar benimserse ve sahiplenirse koçun başarılı olma ihtimali de o kadar artıyor yani şimdi. Ve yani Entity'nin geçmişinde de yani koç olarak kim vardı? Bir Rus bir adam vardı. Met miydi? Evet galiba. Evet. Bu arada şey Hokori'ye baktım da o zaman koç Brezilyalı Kafs'mış. Ee, ama senin hatırladığın şey elemelerde lower bracket'tan gelip e aşağıdan Norunsu yeniyor ki Norunsu mini Mr. Jeans, Hayko, Jupiter gibi bilindik oyuncular. Sonra Mad Kings'i e yeniyor 2-0. Ee, e bakıyorum. Onun kadro. O da Adrian, Jackie Tokyo. Bu biraz daha zayıf ama Tempest ve Infamous'ı geçiyor. Tempest kadroya bak. MNZ, Sebas, Draken, Slayden, MJZ. Hani MJZ ve MNZ zaten bir ara fırtınalara estiren bir ikiliydi. E, Güney Amerika'da. Sonra da ya finalde infimesi yine ama Parker, Leo Style, Frank, Michael, Axel yani hani gayet iyi bir kadro. 3-0'la geçip bir anda TI bileti kapmışlar ama TI'de işler istediği gibi gitmedi tabii. Hani onlar grupta sonu son grupta aradıklarını çok bulamadılar. E şey pardon grupta değil playofflarda çünkü gruplarda 5. bitirmişler. Royal Never Give Up, Gaming, Boomy Sports, Sonics ve BetBoom'un üstünde yer alarak Çıkmışlar ama şeyde Lower Bracket'ta Beast Coast'ta 1-0 yenilip bile gelenmişler yani ilk Lower'da. Ee, ama o zaman koç Astini değilmiş ve kadro şeyin kadrosu. Ee, gene Lumiere'in olduğu işte Forenalog falan ee, güzel bir fen olmayan bir kadro. Ama şey e, Astini'ye bakarsak yani Astini'nin başarısı biraz daha şeyden geliyor. Ee, bu geçen seneki Naus performansı Naus'u nasıl mesela bir anda yukarı çekti. bir benzerini galiba Entity'ye de yapacak gibi gözüküyor. Ya bilmiyorum ben yani işte geçen seneki Nanos performansını düşünce olabilir diyorum. Çünkü orayı da çok fark ettirdi. Bak bu sene Nanos mesela play'inde elendi. Çıkamadılar yani. Hani... Abi şimdi entisi de bu arada eski koçla nereden baksan 3,5 sene olmuş yani bu arada. İşte Creepwave'den başlamış o Matt. Evet, evet. Yani bir içe e gelmiş gitmiş. Gel yani şu aynı squad olabilir mi bilmiyorum. Ama yani nereden hı hı. baksan 3,5 senedir aynı koç. Hani bir hızlı sanki Nine Pandas'a geçmiş. Şimdi orada şey anlayamadım acaba koçu mu gönderdiler yoksa Nine Pandas'tan teklif geldi o mu gitti bilmiyorum. Bunu Ama yani iki senaryoda da şey şeyde daha yakın olabilirim yani. Ya yani şeyde de ee... mi? Üç, üç, üç sene oldu. Gibi. Ya geçen seneki TI'da da 7. 8. bitirdiler yani. Hani Game'ine yenildiler. Ki Game'in finalist. Son TI finalisti. Hani. Abi Entity'ye o, o yetmiyor işte. Çünkü abi fişme şeyden sıkılmış o zette. Yani Hı. ben alıyorum yetiştiriyorum. Giden gidiyor. Ya ben bir şey kazanamıyorum yani. Abi çünkü son iki senede takıma kimi aldıysa gitti daha başka yere. Ve Hı. giden de başarılı oluyor. Yani İlk başta bir güldük ettik işte entite oyuncu fabrikası entiteye giren çıkıyor bilmem falan ama işte abi Fishman hırslı adam. Yani bu da bir şey yani de bir şeyler kazanmak istiyor. Şeyden sonra bu Pure'lu kadrodan sonra işte Pure Stormstorm'la inanılmaz oynadığı dönemden sonra gene bir yükseliş dener. Yani gene o şey bu. Ve Watson inanılmaz bir seviyede oynuyor. Yani Watson'ın bu kadar verimli oynadığı bir dönem hatırlamıyorum. Yani gerçekten hani adam aylarca birinci kaldı leaderboard'da. Yani neden olduğunu ben son bir buçuk ayda anladım yani. Hani Astin'i gerçekten maksimum verim almaya başar başarıyor. Abi biz yani, arkasından aslında. konuşuyorduk ya. Wats'ın acaba başka takıma gitmeme istenmeme nedeni, hani problemli adam mı Entity'de olmuyor diye mi istemiyorlar falan diyorduk ama. Projeye inanıyormuş. Da yani, hakikaten projeye inanıyormuş yani. Ya ben abi bu takıma ben Novan nasıl oturdu ben hala onun şokundayım bu arada. Ben Yani de yani Novan'ın zirve yaptığı dönemki takım arkadaşlarının hepsi rezil durumda. Hani Ramzes de aslında öyleydi ama Pure elinden tuttu. Hani Ramzes buranın oyuncusu değil zaten. Çok net bir şekilde. Ya yani gitti yer takımı batırdı. Burayı da batıracak yalan yok. Yani playoff'ta patlayacaklar. E, bunu da bir kenara yazıyorum. Ama Novan gerçekten muhteşemdi. Ben hiç beklemiyorum yani. Böyle bir Hani dönüş. bu arada DM'den de çok iyi verim alınıyor. Yani ben şimdi evet. DM'le no one transferlerini çok kafamda şey olarak görmüştüm. Yani birini bulana kadar gelsinler oynasınlar tarzı görmüştüm. Ama yani bence oturdular bunlar buraya şimdi i̇şte açıkçası DM OG de olmayınca ya DM çok kafada... kötü geldi buraya ama yani bayağı bitik halde geldi. Psikolojisi bitti yani hani resmen OG'de bu oyuncu değil de falan geldi mevzu yani çok kötüydü. Ha taraftarlar feci haşlıyordu. ve buradan buraya gelip bu performansı göstermek o da çok büyük olay. Aynen öyle. Yani ama şeyde değişmiş yani ya. Hakikaten mesela DM şeyden ayrılırken o bir şey hatırlıyor musun bilmiyorum. Bu OG'de inaktife çekmişlerdi. Hı hı. O da ben hazır inaktifim diye böyle Nine Panda'sın orada bir takılıp koçluk yapayım ha, tarzı evet, bir şey. Diyeyim. Evet. Bir, ufak bir skandal olmuştu arada. Abi mesela o ara hakikaten verdiği röportajlarda falan surat abi bir parça çok mutsuzdu yani. Geçen bir podcast'ini izledim. Bir, bir Rus bir dolta kanalına çıktı işte. Böyle şeylerden falan konuşuyorlardı. Maaşlardan falan konuşuyorlardı. Hava hakikaten yani adam değişmiş biraz ya. Bayağı mutlu yani Entity'de. Ya Entity'de büyük ihtimal biraz da şey yok abi. Yani severim evini çok ama hani biraz daha takım şeye açık. Hani ya şimdi burada mesela atıyorum Game'in sezon başında Toka diye 7 çıktı 2-3 turnuvadan bir anda herkes konuşmaya başladı. Game'in bitti mi? İşte Game'e ne oluyor? Bilmem ne. Ya ama şimdi mesela Entity'ye bakıyorsun abi. Entity'yi önümüzdeki turnuva görme. Bir şey de bir şey demiyorsun yani. Ama bir sonraki turnuvada görünce diyorsun ki o Entity çalışmış gelmiş. Yani onu tamam diyorum. Bir düşüyorlar ama kalkmayı başarıyorlar. O takım şeyi profili güzel oturtmuş abi. Yani mental Hı. olarak en güçlü hem hep takım olarak oturtmuşlar hem de bence organizasyon olarak. Yani mesela Entity sanki kulüp olarak öyle bir şey baskısı yok. Mesela şimdi bak burada Mouse yani eski, belki Mouse yönetimi değiştiği için bu olay farklı olabilir ama yani bizim eski 2010'lardan bildiğimiz Mouse Sports olsaydı bu. Yok şimdi yok. Bu, evet. bu takım buradan böyle çıktı ya abi. Bir turnuva daha olsun oradan da böyle çıksın o Mouse Sports gider yani. Böyle takım bırak, bırakırdı yani. Hani direkt hiç. Uğraşmazdı bile. Ya entite çok daha farklı ya. Yani bir de iki tane kariyeri neredeyse bitme aşamasına gelmiş oyuncu alıp yukarı çektiler. Ha, DM şeyde bu Virtus Pro'nun son sağlam kadrosu. Ha, Nightfall, GPK, DM, Save, Kingslayer. Ee, bunlar 5. 6.lık kazanmıştı International'da. Ee, 2021 International'da ve Spirit'e yenildiler. Hani e, çok normal onlara yenilip elenmeleri. Ama korkunç bir OG kariyeri sonrası hani Entity'ye gelip bir anda bir de çok şeyleniyordu. Hani chatte bile inanılmaz gömülüyordu diyemişti. Oyuncu değil de VP'de diğerleri taşıyormuştu. Bunu da hani ben VP'de çok beğeniyordum diye mi inanılıyor. Yani bence o dönem zaten Avrupa ya yani Batı Avrupa ve Doğu Avrupa'nın en iyi 3 offlanerından biriydi. ya yani o zaman Ace'i bile konuşmuyorduk. Hani Ace o zaman bu kadar şey değildi. Resmen Ace performansı gösteriyordu diyen. Yani lane'ini kazanıyordu, oyunu domine ediyordu, şey yapıyordu. O günden de dönüş. Yani o kadar üst düzey değil Virtus Pro'daki kadar ama gene de çok iyi performans gösteriyor. Ee, Novan no lane'ini kazanıyor. Ve gerçekten müthiş bir dönüş. Hani Navi dönemi, şey dönemi böyle ufak parıltılar vardı ama hep patlıyordu. Hep teker patlıyordu böyle bir türlü. O ikinci, üçüncü vitese geçemiyordu Nova. Burada geçti. Ya da çok katkısı vardır burada. Ama yani Fishman, Katomi bu çekirdeğin kalması entiteye bence çok yarıyor. Ya yani supportlar sabit. Kore core ekibi değişiyor. Biraz uğraşıyorlar ama toparlıyorlar. Yani supportların kalıcı olması e, burada onların işlerine geliyor. Burada arada Nine Pandas'dan da o kadar bahsetmişken Nine Pandas da Kiyotaka'yı inaktif aldılar. Solo'yu da satış listesine koydular. Ya orası biraz karışacak gibi. Nine Pandas da biraz e, çöküşe geçer gibi diye düşünüyorum. Bu arada B grubu sonuçlarından seni şaşırtan var mı? Yani Beast Coast'la Mouse'un elenmesi e, seni şaşırttı mı? Ben Beast bir tık şaşırsam da ama o eski bildiğimiz Beast Coast kadrosu değil. Hani Pike, Lumpy bunlar e, Riyad, işte TI tecrübesi olan oyuncular değil. Bunlar ciddi patladı. E, bu aşamada. O yüzden ben Beast elenmesi çok şaşırmadım. E, açıkçası. Ama Bat Boom'un çok kötü performans göstermesi beni şaşırttı. Abi ben de onu diyeceğim. Bad bir kalkamadı yani ayağa. Ki şey yani en son şeyle konuştuğumuzda Toronto Tokyo'yla konuştuğumuzda işte e, ya yani Haziran başıydı. İşte yeni peş, yeni peş falan derken o şey giyindilerdi yani. E, tam hani riyas sezonuna geldik. Yeni peş de geldi. Hı hı. İşte Team Spirit biraz açılabilir hani. Onlar bir hareketlenebilir. İşte güzel hareketlensinler. Bizi motive eder. İşte hani Team Spirit ikinci kazandı. Ben de kazanacağım. Şu çok motiveyiz. Çalışıyoruz bilmem ne falan. Abi ayakta duramıyorlar ya. Ya şey yani, GPK çok kötü. Çok kötü durumda yani. hani şuradan şu bakıyorum yani abi ekstreme 2-0 verilmeyebilirdi bence. Yani tamam hadi git şeyle berabere kal. Onu anlıyorum. Yani gerçi tamam Tundra ile berabere kal. Tamam. O da son abi, raddede yani. Hani son maç. Hani mesela Mouse'da biri berabere kalmayan Mouse'da. Evet. O, o, onu bilen yani. P tamam bak PSG olabilir bu. PSG herkese berabere kalmayı beceriyor bir şekilde. Onlar tamam Hı -hı. bir oyun oyun yapıyorlar ama tamam şeyleri de yenil. Liquid Entity'ye de yenil. Ama yani şuradan mesela bak bir bir ekstrimi yapardım. Mouse'da 2-0 yenmeliydim bence. Hı -hı. En azından yani. Ama bilmiyorum bir otup peçe oturtamadılar belki de. Yani GPK bulamadı belki kendini ama yani böyle giderse TI'de falan bilmiyorum ya yani Apple upper da görmüyorum yani Batman'ı. Bir de TI'de bu kadar iştahlı olmaz takımlar. Benim tahminimce bir de para ödüldü. düşük kalırsa. Yani çok da yükselecek gibi durmuyor. Ya, Aynen, evet. Yani Riyad da düşük. Riyad'ın da bence ödül havuzu düşük artık. Ya yani şu an büyük ihtimal evet price pool olarak senenin en büyük turnuvası bu ve hani ona rağmen pek bir şey yok yani bu takımlarda. Ee, hareketlenme yok. Gerçi qualifier'larda vardı. Bence işte mesela Riyad elemeleri TI elemelerine göre bence çok daha zevkliydi. <laughs> Ama içeri gelenlerde bir, bir tık tamam ya geldik oldu bitti. Havasına girmiş <laughs> olanlar baya var yani. Ve beklentimden fazla var. şimdi o zaman çok kısa playoff'ta dikkat edilmesi gereken takımları da söyleyip kapatalım ya ben Entity'ye çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum yani Gamein de eleyebilirler yalan yok diğer açığı hala aklı havada bir şekilde devam ediyor. E, Entity çok dikkat edilmesi gerek. Spirit'e çok dikkat etmek lazım ve OG. Yani OG e, güzel bir draft yaptığı zaman BZM baya güzel maç alıyor. E, onlara dikkat edin diyelim. E, Gökhan'cığım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İşte bakalım önümüzdeki hafta playoff'lar e, belli bir noktaya gelir. E, ya da pro yani Riyad bittikten sonra bir program çekebiliriz. Bakalım ne olacak göreceğiz. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere.